Merhabalar kuzularım, tosunlarım. Elektrolizin ikinci bölümündeyiz. Faraday prensipleri diyeceğiz. Mantığıyla anlamak istiyorsan bende kal. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Bismillah. Michael Faraday yaptığı deneysel çalışmalarda elektroliz ile ilgili temel kanun, 10 temel kanunlar ortaya koymuştur. Bunlardan birincisi şudur ki elektroliz devresinden geçen elektriksel yük miktarı ile elektrotlarda toplanan madde miktarı doğru orantılıdır. Aslında bunu birazcık böyle kimyasal hesaplama mantığını az bir şey bilen bir öğrencinin bile çok rahatlıkla yorumlayabileceği bir ifadeyi söylüyor bize burada. Ne peki o? Hemen aşağıdaki örneğimize bir bakalım mı arkadaşım? Şimdi bir elektroliz devresinde ne yapmış burada? Neyi kabul etmiş? İşte kurşun artı iki yonlarının kurşun katısına dönüştüğünü. Nerede? Katotta. Hatırla, bir önceki videomuzda bizim elektrolizden en temel amacımız neydi? Elektrolizdeki en temel amacımız İyonları elementel hale dönüştürmek. Farz edelim ki bir elektroliz devresinde kurşun artı iki iyonları indirgenerek kurşun katısına dönüştürdüğünü düşünelim. Peki bu denklem sana ne söylüyor? Sayısal anlamda ne söylüyor? Onu şöyle yorumlayabilirsin. Diyebilirsin ki devreden 2 mol elektron geçtiği anda katotta kaç mol kurşun toplanıyor, katı hale geçiyor? 1 mol kurşun katı hale geçiyor. O zaman sen geçen akımı atıyorum 4 mol elektron yaparsan 2 mol toplanır. 6 mol elektron yaparsan 3 mol toplanır. 10 mol elektron yaparsan buradan 5 mol toplanacaktır. Ne yaptı? Geçen akım miktarı arttıkça toplanan maddenin mol sayısı, mol sayısı arttığı için aynı zamanda kütlesi de artacak. Bak buradan 2 mol elektron geçirdiğinde 1 mol katı oluştu. O da 207 gram yapar. Sen 6 mol elektron geçirirsen bu sefer de 3 mol kurşun katı toplanacağı için o da kaç gram yapar arkadaşım? 621 gram madde toplanmış olur. Şurada küçük bir notumuz var ama bence en önemli notlardan bir tanesidir. Bir faradaylık elektrik yükü 1 mol elektronun taşıdığı elektriksel yüke eşittir. O da 96.500 kulomba eşittir. O zaman sorulardan bize bazen Faraday cinsinden, bazen mol elektron cinsinden geçen akımı, bazen Faraday, bazen mol elektron, bazen de amper cinsinden verecek ki bence bunların hepsini Faraday'da toparlamamız daha önemli, sonuca ulaşmak için daha iyi olacağını düşünüyorum. Hemen aşağıda bir tane örneğimiz var. Bu bilgiyi nasıl kullanacağımıza dair bir tane örneğimiz. Demiş ki alüminyum klorür sıvısından peki 1.2 faradaylık akım geçirilmektedir. Bu süre içerisinde katotta kaç gram alüminyum katısı oluşur? Anotta oluşan klor gazının normal koşullardaki hacmi nedir diye sormuş. Arkadaşım bak burada yapacağımız işlem ne? Yapacağımız işlem şu. Bak sıvı dediğine göre çözeltinin içerisinde başka iyon yok. Yani katyon olarak sadece alüminyum artı 3 iyonları var. Anyon olarak da Cl eksi iyonları var. Şimdi ben bu iyonları neye dönüştüreceğim? Elementel hale dönüştüreceğim. Hemen aşağıda bak çözüm üzerinde anlatayım bunu. Katotta gerçekleşen tepkime ne olacak? Katotta katyonlar toplanıyor ve alüminyum artı 3 iyonları 3 elektron olarak alüminyum katısına dönüşüyor. Peki bu denklem sana neyi ifade ediyor? Dikkat et, devreden 3 mol elektron geçirildiğinde, yani aslında 3 faraday. 3 faraday akım geçirildiğinde 1 mol alüminyum toplanıyor. Doğru mu? Peki ben ne kadar geçirdim? 1.2 faraday. 1.2 faraday geçirdiğinde en dersem en eşittir bundan kaç geçti? 0.4. Bak şimdi böyle tek tek denklemi yazarak bu soruyu çözebileceğin gibi aynı zamanda şöyle de çözebilirsin. Aslında şu bölgede yaptığımız işlem şu değil mi? Toplanan maddenin molünü bulurken N, X diyelim. Buradaki X illaki alüminyum olmak zorunda değil. Eşittir. Geçen akım Faraday cinsinden değerini neye böldü? Toplanan maddenin değerliğine böldü. Geçen akım 1.2 bölü 3 dediğim zaman 0.4. Yani bu denklemi yazmadan da sen sonuca, yani o toplanan maddenin kaç mol toplandığını bulabilirsin arkadaşım. O da Faraday bölü değerliktir ki 1.2 bölü 3'ten kaç mol çıkar? 0.4 mol alüminyum. Molünü bulduktan sonra aşağıda adam MA'sını vermiş zaten. 1 mol alüminyum 27 gramsa 0.4 mol ne kadar yapacaktır? 10.8. Gel şimdi anot tepkimesine. Anotta ise ne gaz çıkacak? Klor gazı. Bazen öğrenci şunu yapıyor. Bak uyarı, sakın ha, aman ha, buraya bak, bana bak. Gadasını aldın, kurban olduğun derler değil mi? Peki şunu asla yapma. Formüle göre gaz çıkarma. Hocam iyi de formülümüz AlCl3'tü. Buradan Cl3 gazı oluşmak zorunda değil mi? Değil arkadaşım. Öyle bir durum yok. Klor gazı denildiğinde aklına gelen Cl mi? Cl2 mi? Cl3 mü?
Tabii ki CL2. Flor gazı F2, hidrojen gazı H2, oksijen gazı O2. Bunlar diatomik moleküller. Dolayısıyla sen buradaki CL eksileri neye dönüştüreceksin? CL2'ye. Sonra diyeceksin ki bak devreden de 2 farada yakım geçti. Devreden 2 mol elektron geçtiğinde 1 mol klor gazı toplanıyorsa 1.2 mol geçtiğinde N diyeceksin. N kaç geldi buradan? 0.6 mol. Çıkan gazın mol sayısını bulduk mu? Evet. Peki 0.6 ile de neyi çarpacaksın? 22.4. Niye? Çünkü 1 mol gaz 22.4 titrajım kaplıyorsa 0.6 mol gaz X diyeceksin. O da 13.44 litre çıkacaktır. Devam. Sıradaki örneğimize geldik. Bakır klorür sıvısı. Bak yine sıvı. Altını çiziyorum. Yine sıvı. Sadece bakır artı iki iyonları var bu çözeltinin içerisinde. Bir de klor eksi iyonları var. Peki elektrolit sonrasında katot elektrodun kütlesi 25.6 gram. Yani katotta 25.6 gram madde toplanıyor. Peki katotta kim toplanacak? Tabii ki bakır. O zaman hemen bunun molünü bulabilirim. 25.6 bölü 64 dersem kaç mol geldi? 0.4. Peki şimdi formülle yapalım mı beraber? Faraday bölü değerlik molü veriyor değil mi? O zaman 0.4 eşittir Faraday bölü. Bakırın değerliği kaç burada? Artı 2. 2 dersem geçen akım kaç Faraday çıktı? 0.8. Geçen akımı bulduk mu arkadaşım? Tamam. Peki bana zaten onu mu soruyor? Evet zaten onu soruyormuş. Bu kadar, sorunun çözümü bu. Hemen altındaki örneğimize geçtik. Saf suyun elektrolizinde anot kabında normal koşullarda 11.2 litre O2 gazı oluştuğu anda katotta kaç gram hidrojen gazı? Arkadaşım bu sorun aslında direkt şeyini de elektrolizle bile hiç uğraşmadan bile çözebilirsin. Şöyle ki H2O'yu elektroliz ettiğimizde hidrojen gazıyla oksijen gazına dönüşmüyor mu? Yalnız burada dikkat etmemiz gereken şey şu. 1 mol hidrojen gazına karşılık yarım mol. Ne demek bu? Açığa çıkan, toplanan hidrojen gazının mol sayısı oksijen gazının kaç katıdır? 2. O zaman 11.2 litre O2 kaç mol yapar? 0.5. Bundan 0.5 mol ise demek ki bundan 1 mol toplan. 1 mol H2'de kaç gram yapar? 2 gram. Bak elektrolize hiç bulaşmadan, denklemlere hiç geçmeden direkt çözümüne geç. Ama ne yapardım elektrolizle çözseydim? Burada yaptığım gibi. Önce O2'nin molünü bulurdum. Denklemi yazardım ve sonra derdim ki devreden 2 faraday akım geçtiğinde yarım mol O2 toplanmaktadır. Peki 0.5 mol o zaman 2 faraday akım geçmiştir burada. Geçen akımı buldun mu? Evet. Sonra o akımı nereye uygulardım? Hidrojen gazına uygulardım. Bak burada yapıldığı gibi. Demiş ki denklemi yazmışız. 2 H artı artı 2 elektron eşittir hidrojen gazı. Buradan devreden 2 mol geçtiğindeki 2 faraday akım geçirdik. Kaç mol hidrojen gazı toplandığını görüyorsun bak. 2'ye 1. 1 mol hidrojen gazı o da kaç gram yapar? 2 gram yapacaktır. Devam edelim. Bir notumuz daha var. Seri bağlı elektroliz kaplardan geçen akımlar birbirine eşittir. Aslında bu fizikte de görüyorsunuz. Devreler konusunun içerisinde seri bağlı devrelerden geçen akımlar birbirine eşittir. Burada da aynı sistem aslında. Şöyle oluşturulmuş bak şu anda önümüzde duran görsele baktığımız zaman İki tane kap alınmış, bunlar seri şeklinde bağlanmış. Bir tanesinin içerisinde NaCl sıvısı, diğerinde de bakır klorür sıvısı konmuş ve bunlar işte bağlandığında bu sisteme bir seri bağlı elektroliz kapları diyoruz. Peki burada en temel bilmen gereken şey ne? Geçen akımlar birbirine eşit. Bak sorularla ilgili bir tane ipucu veriyor. Hemen hemen %90 sorularda böyle yapacağız, tamam mı? Adam sana burada bir bilgi verecek. O bilgiyle sen ne yapacaksın biliyor musun arkadaşım? Bir tanesinden geçen akımı bulacaksın. O akımı bulup aynı akımı diğerine uygulayacaksın. Bütün soruların çözümü bundan geçer. Sana verilen bilgiye dayanarak bir kaptan geçen akımı bulacaksın. Aynı akımı diğerine uygulayacaksın. Bak mesela burada. Demiş ki birinci kapta 46 gram Na oluştuğuna göre demiş. Ha bak birinci kapla ilgili bir tane bilgi var. Hemen ne yapıyorum? Mol sayısını hesaplıyorum. N sodyum eşittir 46 bölü MA². Kaç mol geldi? 2. Molü bulduk mu? Evet. Peki N eşittir Faraday bölü değerlik değil miydi? Peki mol 2 eşittir Faraday bölü değerlik 1. Geçen akım 2 Faraday çıktı mı? Peki bu kaptan 2 Faraday akım geçiyorsa aynı akım buradan da geçecek 2 Faraday. Şimdi bakırın mol sayısını bulabilirim. N bakır eşittir geçen akım 2 bölü. Buradaki değerliği kaç? Artı 2. 2 bölü 2'den kaç mol bakır toplandı? 1 mol. Bakırın da eması verildiğine göre 1 mol bakırda kaç gram yapar arkadaşım? 64 gram yapacaktır. Ne yaptık tekrarlıyorum. Verilen bilgiye dayanarak birinci kaptan geçen akımı bulduk. Aynı akımı ikinci kaba uyguladım. İkinci kapta da bakır toplandığı için Faraday bölü değerlik molünü verdi. 2 bölü 2'den 1 mol o da eşittir. 64 gram çıktı. Devam.
Diğer bir örneğimiz bak. Seri bağlı kaplarda alüminyum klorür ve XCLN sıvıları bulunmaktadır. Kapların katotlarında 5.4 gram alüminyum. Durdum. Hemen. Bu vatandaşın molü kaç? 0.2 çıkar. 5.4 bölü 27'den 0.2. X'in molünü bulabiliriz. 19.5 bölü 65'ten 0.3. Peki bunu bulduktan sonra 0.2 eşittir Faraday bölü alüminyumun değerli kaç? Artı 3. 3 dersem geçen akım kaç geldi? 0.6. Peki bu XCLN'de şuradaki N, X'in yükseltgenine basamağı olan artı N değil mi arkadaşım aslında? Peki geçen akımı 0.6 bulduk. Şimdi NX'i buluyorum. Yani 0.3 eşittir. Geçen akım 0.6 bölü X'in değerli N. Buradan N'i çekecek olursam 0.6 bölü 0.3'ten o da eşittir kaç geldi? 2. Böyle çözebileceğin gibi burada yaptığımız gibi ne yapabilirsin? Tek tek denklemleri de yazarak çözebilirsin arkadaşım. Devam. Al sana başka bir bilgi. Elektroliz devresinden geçen akım amper cinsinden verilirse, hani ilk başta söyledik ya, bazen amper, bazen şey cinsinden, kulomb cinsinden, bazen Faraday cinsinden, bazen mol elektron cinsinden verilir. Bizim burada hepsini neye çevirmemiz daha uygun, daha rahat çözebilmemiz için? Faraday'a, yani mol elektron cinsine çevirmemiz lazım. Nasıl yapıyormuşuz peki? Faraday eşittir I. I akım, birim amper. T süre, birim saniye. Bazen bu süreyi bazen dakika ya da saat cinsinden verilebilir ki üniversite sınavında yanlış hatırlamıyorsam saat cinsinden vermişti. Ne yapmak lazım? Hepsini saniyeye çevirmek lazım. Şurası sana neyi veriyor biliyor musun aslında? I çarpı T kulombu verir. Kulombu da 96.500'e böldüğün zaman da Faraday'ı verecektir arkadaşım. Mesela hemen altında bir tane örneğimiz var. Ne demiş? Kalsiyum klorür sıvısı 193 amper akım ile 10 dakika elektroliz ediliyor. Bak dakika vermiş, gördün mü? Peki devreden kaç Faraday akım geçmiştir? A şıkkıyla başlıyorum. Yapacağım işlem 193 çarpı 10 çarpı neye çevirdim? Saniye. 10 çarpı 60 bölü 96.500. Peki zırt zırt gitti. Şununla şu gitti. 193'te şu sadeleşir. Burada 5 kalır. 6 bölü 5'ten kaç Faraday geldi? 1.2 Faraday. Katotta kaç gram kalsiyum? B şıkkını şuraya hemen çözüvereyim bak. Peki N kalsiyum, kalsiyumun molü nasıl buluyorduk? Geçen akım 1.2 bölü kalsiyumun değerli 2. Kaç mol geldi? 0.6. Peki bir de bunu şeyle çarp. M eşittir 0.6 çarpı MA'sı 40'tan. Verilmemiş ama verilmiş bak burada yazıyor. 40 çarpı buradan kaç gram gelir? 24 gram. Aha bu sorunun cevabı 24. Geldik şimdi C şıkkının çözümüne. C şıkkında ise ne yapacağım? Cl eksileri neye dönüştüreceğim? Cl2. Şurayı 2 ile çarparım. Artı 2 elektron derim. Şimdi bu denkleme baktığımda devreden 2 geçtiğinde kaç mol klor gazı toplanıyor? 1. Biz ne kadar geçirdik? 0.6. Kaç mol toplanır? 0.3. O da ne yapar? 0.3 çarpı 22.4'ten 6.72 litre çıkacaktır sevgili dostum. Anlaştık. Devam. Evet. Oo, yanlış yapmışız. Nerede yanlış yaptık? Şurada yanlış yaptık. Gel geriye. Biz 1.2 Faraday akımı. Şurada 0.6 dedik. Şurası kaç olacak? 1.2 Faraday. Şurası 0.6 olacak. Bu da bunun 2 katı. Yani 13.44 litre çıkacak değil mi? 0.6 Faraday değil. 1.2 Faraday akımı geçtiğini bulmuştuk. Orada yanlış yazmışız. Devam edelim. Hataları düzeltmek lazım. Evet. Sıradaki örneğimiz. KCl sıvısı 9.65 amperlik akım ile ilk saniye elektroliz ediliyor. Elektroliz sonucunda katotta 78 gram K metal toplamlarına göre X kaçtır? Hocam bu formül de nereden çıktı Allah'ın sen? Bak işini kolaylaştırmak açısından. Yoksa denklemlerle çözebilirsin. Hatta gel denklemlerle çözelim. İlk yapacağımız iş ne? Bu vatandaşın molünü bulmak. K 78 bölü 39'dan kaç mol yapar? 2 değil mi? 2 eşittir Faraday bölü K'nın değerli 1. Geçen akım kaç Faraday'mış? 2 Faraday. Peki bu 2 Faraday'ı nasıl buluyoruz? O da I çarpı T bölü 96.500 değil mi? Değil mi? Buradan 2 eşittir. I'miz kaç? 965 çarpı T saniye cinsinden bölü 96.500 zırt zırt gitti. Burası 100 mü? Çarp o da kaç saniye yaptı? 200 saniye. Aslında bak şurası var ya sana neyi veriyor? Faraday'ı. Faraday bölü değerlik neyi veriyor? Mol'ü. Mol'le MA'yı çarparsan kütleyi veriyor. Aslında formül de oradan geliyor. Devam. Sırada Faraday'ın ikinci kanunu. Sadece sözel bir ifade burada arkadaşım. Ama ben sayısal karşılıklarını da anlattık buradan. Ama sözel kısmını bilmen senin için yeterli. Hatta hangi cümleyi bilmen gerekiyor biliyor musun? Bak.
Elektroliz devresinden bir Faraday akım geçirildi. Yani 1 mol elektron geçirildiğinde 1 eş değer gram madde toplanır. Bu bilgi senin için yeterli bak. 1 Faraday'dan 1 eş değer. 5 Faraday'dan 5 eş değer gram. Peki hocam kaplar seri bağlıysa? Seri bağlı kaplardan geçen akımlar eşit. O zaman seri bağlı kaplarda toplanan maddelerin eş değer gram sayıları birbirine eşit. Bak bu kadar bilgi sana yeter. Ama bu eş değer gram ne arkadaş? Eş değer gram diyorsun da nedir bu? Hemen açıklayalım arkadaşım. Bir maddenin eş değer gramı, mesela bir eş değer gram kalsiyum üzerinden örnek vermişim, tamam. Bir eş değer gram kalsiyum 40 bölü 2'den MA'sının değerlerine bölünmesiyle bulunur. 40 bölü 2 o da 20 gramdır. 20 gram kalsiyum bir eş değer gramdır. Ya da alüminyum ya da sodyum için düşündüğün zaman bir eş değer gram sodyum MA'sı 23, değerli kaç? 1. 1 eş değer gram sodyum 23 gramdır ya da 23 gram sodyum bir eş değer gramdır. Biraz önceki söylediğimiz gibi farklı maddelerin aynı miktar akım ile elektroliz sonucunda elektrotlarda toplanan maddelerin eş değer gram sayıları aynı. Geçen akımlar aynıysa toplanan maddelerin eş değer gram sayıları. Mesela örnek olarak alüminyum klorür ile magnezyum klorür sıvılarından 1 Faraday akım geçirilirse. Dedim durdum, bana bakar mısın? Bak bir Faraday akım geçiriliyorsa hem alüminyumdan hem de magnezyumdan kaç eşdeğer gram toplanmalı? Bir eşdeğer gram. Bakalım öyle mi? Şimdi alüminyum artı 3 iyonlarını 3 tane elektron aldı ve indirgendi. Neye dönüştü? Alüminyum katısına. Biz bir Faraday akım geçirmiştik. Kaç mol alüminyum toplanacak? 1 bölü 3 mol. O da ne yapar? O da 9 gram yapar. 9 gram alüminyumla ne yapar? 1 eşdeğer gram yapar. Çünkü 27 bölü 3'ten o da 9 gram yapar arkadaşlar. Aynı şeyi magnezyum için yap. Magnezyumdan bir Faraday akım geçiriyorum. Magnezyum artı 2 iyonları 2 elektron aldım ve magnezyum katısına dönüştü. Bir Faraday akım geçirirsem X dedim yarım mol. Yarım molü kaç gram yapar? 12 gram yapar. 12 gram magnezyumla yine 1 eşdeğer gramdır. Gördüğün gibi toplanan maddeler bak. Alüminyumdan 9 gram, magnezyumdan 12 gram toplandı ama 9 gram alüminyum 1 eşdeğer gram, 12 gram magnezyum da 1 eşdeğer gram. Eşdeğer gram sayıları birbirine eşit çıktı arkadaşım. Tamam. Sayısal olarak da sana bu. Peki hocam bununla ilgili sayısal bir soru asla. Üniversite sınavında asla gelme ihtimali yok arkadaşım. Sadece bir önceki söylediğim ifadeleri bilmen senin için yeterlidir. Ne kaldı? Korozyon kaldı. Hadi devam edelim. Peki nedir korozyon? Korozyon aşınma. Erozyon aşınma ya, korozyon da aşınma. Metallerin istenmeyen bazı kimyasal tepkimeler sonucunda yapısının bozulmasına biz korozyon diyoruz. İşte senin karşına çıkacak en fazla örnek demirin paslanması, gümüşün kararması gibi olaylar nedir arkadaşım? Bir korozyona örnektir. Kendiliğinden gerçekleşen bazı redoks tepkimelerin gerçekleşmesi istenmez. Bak istenmeyen redoks tepkimelerinin metaller üzerinde gerçekleşmesine korozyon diyoruz işte arkadaşım. Paslanma bunların en güzel örneği. Gümüşün kararması, demirin paslanması, bakırın yeşil renge dönmesi, istenmeyen istemli tepkimeler sonucunda. Cümle biraz ilginç ama dikkat et. İstenmeyen istemli tepkimeler sonucu. Kendiliğinden gerçekleşen bir olay. Metallerin bu tür tepkimelerini vermesine korozyon denir. Metallerin yükseltgelme potansiyeli ne kadar yüksekse dedim durdum. Bir metalin yükseltgelme potansiyelinin büyük olması metal için ne anlama geliyor? Aktifliğinin yüksek olduğu anlamına geliyor. Sağıyla solla gözü fıldır fıldır olması anlamına geliyor. Karşına kim çıkarsa onunla tepkime vereceği anlamına geliyor. Bu da yapısının ne yapması? Bozulması anlamına gelir arkadaşım. Peki demirin paslanmasını beraber inceleyelim demiş ve burada işin hikaye kısmını anlatmış. Demirin paslanmasının korozyon olduğunu bilmen senin için yeterli ama burada gerçekleşen reaksiyonlar da anlatmış. Demirin paslanması için ortamda ne olması lazım? Oksijen. Biliyorsun demirin paslanması bir yanma tepkimesidir. Yavaş yanma, alevsiz yanma sınıfına girer. Oksijen ve aynı zamanda nem şarttır. Doğadaki su molekülleri içerisinde karbondioksit gibi asidik bileşenler taşır. Bundan dolayı su ile temas halinde demir parçası yükseltgenir. Demir yükseltgendi. Neye yükseltgendi? Demir artı 2 iyonlarına ve bunun yükseltgenme potansiyeli 0.44. İstemli gerçekleşen bir olay ama istenmeyen bir olay. Oksijen gazı ise indirgenir. Demir yükseltgeniyorsa ortamdaki oksijen indirgenecek ve O2 indirgenerek aha da burada artı H artı asidik ortamda, nemli ortamda olduğu için ortamda ne var? H artı bununla indirgendi ve H2O'ya dönüştü. Oksijen burada sıfırdı. Burada kaç oldu? -2 hale geçti. Gerçekleşen bu iki tepkimeyi topladığımızda anot ve katotta gerçekleşen tepkimeleri topladığımızda işte bu olay gerçekleşir ki bu olay gerçekleştiği anda demirin yapısı ne yapmaya başladı zaten? Bozulmaya başladı arkadaşlar.
Peki gerçekleşen tepkimeyi bir de şekil üzerine görelim demiş. Bak işte bir tarafta bir metal parçasının bir tarafında anot, bir tarafı katot görev yapıyor. Anotta demir artı 2'ye yükseltgeniyor. Sonra katotta oksijen gazı indirgenerek işte H2O'ya dönüşüyor. Sonra da ise ne oluyor biliyor musun? Ortamda oluşan demir artı 2'ler yine sulu ortamda oksijen ile yine yükseltgenerek bu sefer de T2O3 dediğimiz pas bileşini oluşturuyor. Şimdi bu işin nesi? Hikaye kısmı. Bu kadar detayı bilmene gerek var mı? Bence yok. Sen korozyonun ne olduğunu bil ve korozyondan korunma yöntemlerini bilmen yeterli olacak. İşte korozyon nasıl engellenir? Şimdi korozyonu engelleyebilmenin iki tane temel parçası var. Tamam, temel yöntemi var. Bir, o metalin etrafını, çevresini bir şeyle kaplamak. Şimdi çevresini bir şeyle kapladığın zaman metalin başka dışarıdan bir madde ile tepkimeye girmesini ne yapmış oluyorsun? Engellemiş oluyorsun. Bu da korozyonu engellemiş oluyorsun. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem ise ilgili metal, hangi metali koruyacaksan onun yerine başka bir metali kurban ederek onun aşınmasını, onun yükseltgenmesini sağlamaktır. İki yöntem. Temelde iki yöntem. Bir, metali kaplayarak, bir şeyle kaplayarak korumak ya da metalin yerine başka bir metali feda etmek, kurban etmek. İşte bunlardan birincisi tabii ki yüzeylerin boyanması değil mi? Günlük hayatta işte şu anda artık çok boyanmıyor ama balkon demirlerimizi boyarız. Evimize aldığımız bir metal parçası varsa yine oksitlenmesin diye ne yaparız? Boyarız. Şu anda oturduğunuz mesela metal sandalyeler varsa onlar ya galvanizlenmiştir ya da boyanmıştır arkadaşım değil mi? Bunun gibi boyamak metalin yüzeyini örttüğü için, oksijenle temasını kestiği için bu yöntemlerden bir tanesidir. İkincisi ise burada galvanizleme. Metali kendisinden daha aktif bir metalle kaplama. Mesela örneğin demişiz bak, demir yüzeyi çinko metal ile kaplanırsa. Peki al şöyle bir tane demir. Ama bu demirimiz olsun. Şu ortaya kadar şeyle şu aşağı tarafı şöyle kapladığımız düşünelim. Bu da ne olsun? Çinko olsun. Şimdi üst tarafa baktığı zaman üst taraf demir. Demir açık. Üst taraf ne yapmaya başlayacak? Paslanmaya başlayacak. Ortamdaki maddelerle reaksiyona girmeye başlayacak. Yani korozyon gerçekleşecek. Ama aşağı taraf, şu çizgiden aşağı tarafa baktığın zaman çinkoyu neyle kapladın? Pardon, demiri neyle kapladın? Çinkoyla. O zaman demirin yerine kim reaksiyon vermeye başladı? Çinko. Mesela oksitlensin. Oksitlendi ama yine demirin yüzeyine yapışır. Burada demirin yüzeyinden ayrılıp gitmez ki. Dolayısıyla demirin etrafı çinko veya çinkonun oluşturduğu bir bileşikle kaplanmış olur. Bundan dolayı da çinkoyu zarar görmekten engellemiş oluruz arkadaşlar. Bu iki yöntem kaplamadır. Boya da bir kaplamadır. Galvanizleme de bir kaplamadır. Anlaşıldı. Üçüncü yönteme gelince işte katodik koruma dediğimiz yöntem. Bu katodik koruma kurban elektrot dediğimiz sistemdir ki arkadaşım, bir metali, hangi metali koruyacaksan başka bir metali onun yerine feda edeceksin. Yani koruyacağın metal katot, kurban edeceğin metal anot görevi yapacak. Anotta yükseltgen ve aşınma gerçekleşecek. Katottaki metale hiçbir zarar gelmeyecek arkadaşlar. Peki nerelerde kullanılır? Daha çok büyük metal parçalarında. Ne gibi? İşte köprü ayakları gibi, gemiler gibi, toprağa gömülü su depoları gibi ya da toprağın içerisindeki yeraltı su boruları gibi büyük metal parçalarında katodik koruma yapılır. Peki mantığı nedir? Mantığı şu. Bak şimdi arkadaşım. Y metalinden yapılmış bir tane su deposu düşün, tamam, su tankı ve bu toprağa gömülü olsun. Şimdi bu toprağa gömülü olduğu için her türlü aşınmaya açık değil mi? İşte burada bir sistem oluşturduğunda buna bir tane X metali bağladığında ve eğer bu X metali Y'den aktifse, ki öyle olmalı, tamam, bağladığın metal Y'den aktif olmalı. O zaman buradaki Y metalini koruyacağım ya ben. O zaman X daha aktif olursa X ne yapmaya başlar? Aşınmaya. İyi de hocam, ikisini de toprağa gömersek ve X metali aşınırsa, yani yükseltgenirse yine toprağı kirletmiş oluruz. Evet, yine toprağı kirletiyorsun ama amacına ulaşmış oluyoruz. Yani Y metalini korumuş oluyoruz. Tamam, dışarıyla tepkimeye vermesini engellemiş oluyoruz. Bu aşınıyor, bunun çevresindeki iyonlar ise bunun üzerinde toplanıyor. Dolayısıyla Y metalinde bir aşınma, yükseltgen olmadığı için Y'yi korozyondan korumuş oluyorsun arkadaş. Dikkat et, bu sistemle de ilgili anot, bak şu taraf anot, tamam, burası anot, burası katot. Bu sistemde yükseltgenmenin anot bölmesine neyi takıyorsun? Daha aktif bir metali. Kimden?
koruyacağın metalden daha aktif bir metal. Ne yaptık şu anda? Bu X metalini Y metaline ne verdik? Kurban verdik. Bundan dolayı bu X metaline ne denir? Kurban elektrot denir sevgili dostum. Evet, elektrolizi yani aslında kimya ve elektrik ünitesini bitirmiş oluyoruz. Organik kimyaya girişte görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşça kal.